18. bölüm, 18. bölüm devam ediyoruz. Amerika'nın atası Turanlar, Türk Turanlar. Devam ediyoruz, gizem bitmiyor. Gizem bitmiyor arkadaşlar. Tabi bu arada sayfalarda ilerliyor. Şunu hatırlatmak gerekir ki Tupilerin konuştuğu çok kelime de Yunanca'ya geçmiştir. Tupilerdeki Guarin kelimesi savaşçı anlamını taşıyordu. Bu kelime Yunanca'ya yiğit savaşçı olarak geçmişti. Bu kelimelerin tüm benzerlikleri konuşulan dillere girmiştir. Biz bölümlerde, başlıklarda anlattığımız bu iki kıta arasındaki ilişkileri, bağlantıları eski dünyadaki Amerikalı Tupilerin konuştukları dile bakarak konuşulan dillerin akraba olduklarıdır. Şunu da hatırlatmak gerekir ki Tupilerin konuştuğu çok kelime Yunanca'ya geçmiştir. Tupilerde Guarin kelimesi savaşçı anlamını taşıyordu. Bu kelime Yunanca'ya yiğit savaşçı olarak geçmişti. Bu kelimelerin tüm benzerlikleri konuşulan dillere girmiştir. Biz bölümlerde, başlıklarda anlattığımız bu iki kıta arasındaki ilişkileri, bağlantıları eski dünyadaki ve Amerika'da Tupilerin konuştukları dile bakarak konuşulan dillerin akraba olduklarıdır. Demiştik ya, Yunanlar da Türk. Dedik, Yunanlar da Türk demiştik. Çıkartmıştık. Helenikos. Gok Magok ikinci bölümde çıkartmıştık. Ve bu tupilerin soyunun atalar toplumundan olduğudur. Manası derindir. Bizim anlattığımız bu tupilerin soyundan gelenleri doğrulatmamız gerekir. Olmaz demeyelim. Kabul edelim ki bu Tupilerin dil biliminin hipotez olarak Amerikalı bu halkın eskiden Avrupa'yı ve Kuzey Afrika'yı istila ettikleridir. Mu kıtası çok önemlidir arkadaşlar. Atlantis kıtası anlatmış oldum yani. Bakın. Bu bir öncesidir ya. Bu bir öncesi. Olan orijinal kaynaktır. Üçüncü başlık. Bazı fikirlerin sanayi olarak aynı adetlerde olması ve benzerlikleri. Tupilerin dilinin içinde olan bazı kelimelerde eski dünyadan Tupilerin diline girmiştir. Bunu diller arasında yaptığımız kıyaslamalarda gördük. Çok sayıda yabancı dil bilimcilerde bizimle aynı düşüncede olduklarını gördük. Şimdi bizler bundan sonraki bölümde hazırlamış olduğumuz dinsel düşünceleri bir rapor haline getirip anlatacağız. Tupan, Süme, Pages,
Maracas. Maracas'ı anlatacağız. Anlatacağız. Aynı zamanda gece kuşu olan baykuşun Tupiler'deki ismi Atenyen'dir. Atenyen'dir. Bu ismi de Atenyen'dir. Bu ismi de unutmamak lazımdır. Lazımdır. Bu eski kıtada bulunan Mısırlılarla bu kadar yakınlık olması ve yapmış olduğumuz kıyaslamaların sonucunda biz şuna inandık ki eskiden aynı çağlarda silah sanayisinin icat olunup hayata geçtiğidir. Bakın bir daha okuyoruz. Dinsel inançlar, dinsel düşünceleri bir rapor haline getirip anlatacağız. Tupan, Süme, Pages, Maracas'ı anlatacağız. Aynı zamanda gece kuşu olan baykuşun Tupiler'deki ismi Atenyen'dir. Atenyen'dir. Bu ismi de unutmamak lazımdır. Bu eski kıtada bulunan Mısırlılarla bu kadar yakınlık olması ve yapmış olduğumuz kıyaslamalarımızın sonucunda biz şuna inandık ki eskiden aynı çağlarda silah sanayisinin icat olunup hayata geçtiğidir. Genel bir öneme sahip olan bu silah sanayinin eskiden bütün uygar halkların kimliği anlamına geliyordu. Bunu da şu an yaşadığımız 19. yüzyılda görüyoruz. 19. yüzyılda da görüyoruz. Bu silah sanayinde önde olan devletler daha da ileridedirler. Manası derindir arkadaşlar. Biz de 21. yüzyıldayız. Bu devletlerin ahlak töreleri ve değişik din farklılıkları olmasına rağmen aynı askeri sanayiyi, demir yollarını, telgrafı, fotoğrafı kullanırlar. Bu bahsettiğim tarih 19. yüzyıl. Şimdi de eski Mısır'daki eserlere başvuracağız. Tekrar okuyoruz. Genel bir öneme sahip olan bu silah sanayinin eskiden uygar halkların kimliği anlamına geliyordu. Bunu da şu an yaşadığımız 19. yüzyılda da görüyoruz. Bu silah sanayinde önde olan devletler daha da ileridedirler. Bu devletlerin ahlak töreleri ve değişik din farklılıkları olmasına rağmen aynı askeri sanayiyi, demir yollarını, telgrafı, fotoğrafı da kullanırlar. Şimdi eski Mısır'daki eserlere başvuracağız. Çünkü buradaki yapıtların heykellerin iklimsel olarak nasıl korunduklarıdır. Bu da bize yaşamış olduğumuz bu çağda çok iyi bir yol gösterici ve model olacaktır. Çünkü buna çok ihtiyacımız vardır. Şimdi Tupilerle Mısırlılar bu iki eski halklar acaba beklenmedik tesadüf bir şekilde mi, yoksa hal şart durumundan dolayı mı bu iki dilin akraba olduğudur. Bunu çok sayıda birbirine benzer kelimeleri kanıt halinde gösterdik. Çünkü buradaki yapıtların, heykellerin iklimsel olarak nasıl korunduklarıdır.
Bu da bize yaşamış olduğumuz bu çağda çok iyi bir yol gösterici ve model olacaktır. Çünkü buna çok ihtiyacımız vardır. Şimdi Tupilerle Mısırlılar, bu iki eski hatlar acaba beklenmedik tesadüf bir şekilde mi, yoksa hal şart durumundan dolayı mı bu iki dilin akraba olduğudur. Bu çok sayıda birbirine benzer kelimeleri kanıt halinde gösterdik. Sayfa 44. Lekano, yani kano, filika demek. Filika sandal. Daha önceleri belirtmiştik. Tupilerde savaş filikalarına verilen isim kanottur. Kanottur. Tupiler bu filikalar sayesinde çok sayıda halkların yaşadığı Amerika'nın doğusunda çok savaşlar, zaferler kazanmışlardı. Tupilerdeki bu filikalar yani kanotlar bize bir şeyi işaret etmişti. Daha önce görmüş olduğumuz isim olarak da benzerliği olan Mısır'daki filikalarla aynısının kopyasının olmasıydı. Tekrar okuyoruz bu kısmı. Lekano, filika sandal. Daha önceleri belirtmiştik. Tupilerde savaş filikalarına verilen isim kanottur, canottur. Tupiler bu filikalar sayesinde çok sayıda halkların yaşadığı Amerika'nın doğusunda çok savaşlar, zaferler kazanmışlardı. Tupilerdeki bu filikalar yani canotlar, kanotlar bize bir şeyi işaret etmişti. Daha önce görmüş olduğumuz isim olarak da benzerliği olan Mısır'daki filikalarla aynısının kopyası olmasıydı. Geldik bu bölümümüzün sonuna. Gelecek bölümde görüşeceğiz. Gizem bitmez. Türk Turan'da gizem bitmez. Hoşça kalın.